Elbette ki dış ülkelerdeki sıkıntılar Türkiye'de de var aynı şekilde. Etkiliyor işte. Savaş olduğu zaman her taraf etkiliyor. Yani insanların ölmesini istemiyoruz. Yani savaş her tarafa zarardır. İnsanlara da zarardır. Yaşama da zarardır. İslam'a da aykırıdır zaten. İnsanların ölmesini istemiyoruz. Biz onunla doğuyor. Senin rahat edeceğin ne varsa onu bombaya, topa, tüfeğe veriyoruz. Bedavadan, bize havadan gelmiyor ki. Geliyor mu havadan? Evet, sen yani bir yerden kesip bu bombaya o harekete verecek. Sisedem ebes edeme kurdan ebes. En soruna mazın ya kurdan ebes. Soruma kurdan ebes. Kursana keve ve işi roja vatke. Başka sevçi işi roja vatke. Çakı yüdi haya. Tü zebiye yüdi haya. Tü gahi yüdi haya. Tü garsi yüdi haya. Tü binayı yüdi haya. Tü topya yüdi haya. Topya kurdan ebes. Sevi kurdan ebes. Kursana kev kidi ebla yüdi ve. Kurt kidi ve bir Avrupa'ya ve bir Amerika'ya karıya. Bir sivçi yöre falan oke. Epey kurdan çır. Tü farkına oke. İşi sevi kurdan ebes. Ne başka zene satı işte. İvicam meyzet kem çıka kurdi mehene dene kerduğun kerduğun Müslümanı katyama kerduğun cimekiri tüyü hüdünek ya. Ne var ya? Yürü biyen MHP, akıl MHP de belirli kurdu akılız kem. Diyem o, sen o dini, insanın emel kapini tü dini vacı tün ya. İnşallah diyem ki bir tavaki Saddam, bak dava Saddam diyem çünkü Irak'ı, evi 2 milyonim kurdu kuştu. Gere idi yekiti hebi, gere hebdu bir gere, gere Abdurrahim Berek'e vallahi ama oğlu dere bir avati seçe sola beryan ha bomba ha ve nevan fakiran sehu çenli bi khuha hasbaba kusti qasir qatarul bi qasir hayon habi tu nabi ben diyorum olmaması lazımdır çünkü bir Türkiye'nin oraya gittiği yer buna bir alakası yoktur Türkiye Rusya veya saldırması ama sadece Kürtlerin şey gelmemesi lazımdır. Yani tünebin o kırdan kaldı. Başka çıtıcı değil. Halk yapabilir ama yapmıyorlar. Demiyor bu zulümdür, bu hakarettir. Yapmayın. Bir ne diyeyim yani bir ayıklanma falan olsa muhakkak durur. Ama millet bir şey demiyor, o da kendi kafana göre yapıyor. Türkiye'nin büyük bir problemi var, Kürt sorunu. Sorunu çözülmedikçe de Türkiye'de asla adalet olmaz, hak olmaz, hukuk olmaz. Asla ama asla ülke tam demokrasiyle yönetilmez. Bu iktidar her sıkıştığında bir operasyonla iç siyasete oynuyor. Bunu herkes de farkında. Yani Rojava'da bir Kürt oluşumunu istemiyorlar. Ya bu gizli bir şey değil, sır değil yani. Bunu herkes biliyor. Bilmeyen adam da yani açıkçası hakaret olmasın ama aptallıktır yani. Bu. Bir Kürt oluşumu istemiyor. Kürt gidip Çin'de bir 1000 metrekarelik bir yer alsa onlar için tehdit olmuş oluyor. En başta en temel sorun da AKP'dir. Yani bu AKP gitmediği sürece Türkiye'de hiçbir şey düzelmeyecek. Türkiye daha önce de hani gerekse Rojava'da olsun Kuzey Kürdistan'da olsun hep bu tür politikalara başvurdu. Bu tür stratejilere başvurdu. Ve hepsinde de yenilgi elde etti sadece. Hani bu seçimde kaybedeceğini bildiği için şu an Kürtler üzerinden bir politika yürütmeye çalışıyor. Ama %100 de gidecek AKP bu sefer. Ya son, yani şu yönetimin son çırpınışlarıdır. Yani bence çaresizliğidir. Başka hiçbir şey değil. Yani orada ne hiçbir şey yapmayacağı da kendisi de bilir. Yani son çırpınışları işte insanları bir daha kandırarak işte o faşist kesimleri kandırarak işte bak bitiriyorum, öldürüyorum, şöyle böyle. Başka da hiçbir şey değil. Hiçbir zaman. Yani inanmıyorum çünkü yani bugün ya sadece bu faşizm yönetim değil. Yani hiçbir hükümet başaramadı, bu da başaramaz. Vallahi devletin şu andaki Kürtlere bakış açısı yani genel olarak değişmiyor. Yani genel olarak şimdi bir derin devlet var. Derin devletin yönetimi. Zaten Amerika sisteminin Türkiye yönetimine çizdiği bir
halka var, o halka içerisinde dönüyor. Yani Kemal da gelse aynı yapar, Meral Akşener de gelse aynıdır. Yani tek çare Kürtlerin kendilerini bir araya getirmeleri veya kendi kendilerini yönetmeleri. Çünkü onların siyaset argümanı şu son çırpınışlarıdır bu hükümetin. Yıllardır hep Kürtlerin üzerinde siyaset yaparak kimi partiler hayatta kaldılar, barajın üstünde kaldılar. Bu da onların son çırpınışlarıdır. Kürtler üzerinden yapılan her siyaset belki 10 yıllığına, 5 yıllığına devam eder, bir partiyi ayakta tutar ama sonunda çöküşe götürür. Çünkü bunların başka bir siyasi argümanı yoktur. Kendini ayakta tutabilecek başka bir şeyi yoktur. En iyi Kürt ölü Kürttür bunlar için. Ve biz de diyoruz onlara, sizlere inat, biz yaşayacağız, yaşıyoruz. Gelecekler de bunu size öğreteceklerdir. Biz kınıyoruz, öyle bir şey yani savaş istemiyoruz, kınıyoruz. Kınıyoruz, istemiyoruz yani. Onlar da bizim arkadaşımız, onlar da Müslüman. Yani Müslüman Müslümanı öldürse iyi bir şey değil yani. İyi bir şey değil yani. Kınıyoruz.